Toplantı saat 15.15'te başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nden katıldı toplantıya. Toplantı öncesinde de Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o telefon görüşmesinde COVID-19'a nasıl ortak adım atılabilir, nasıl yeni kapılar açabiliriz? İşte bu mücadele kapsamında Türkiye ve Almanya işbirliği de yine görüşüldü telefon görüşmesinde. Tabii ki kabine toplantısı şu dakikalarda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gündem yoğun. Öyle ki gündemin ana başlığı yine COVID-19. 19 Mayıs resmi tatil tabii ki. Cumartesi pazar yani 16-17 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Ancak 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ın da dahil edilmesiyle birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olabilir. İşte bu değerlendirme aşamasında şu an Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında bakanlarla bir değerlendirme yapıyor. Ayrıca tabii ki normalleşme süreci başladı. AVM'ler, berberler şu an müşterilerini kabul ediyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. İkinci normalleşme aşaması için de bir planlama yapılıyor. İşte bu da kabine toplantısının diğer bir başlığı. Ayrıca 65 yaş üstü kişiler, 20 yaş altı kişiler belirli gün ve saatler içerisinde sokağa çıkmıştı. Bunun yansımaları nasıl oldu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum gerçekleştirecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine bir değerlendirme yapacak. Bu kararın devam etmesi de yine gündemde. 24 ilde şu an sokağa çıkmak 24 ilde kısıtlama devam ediyor. Bu da yine ana başlıklardan biri. Ayrıca son olarak da şunu aktaralım sizlere. Bayram namazı nasıl kılınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işte kabin üyeleriyle bu sorunun cevabını yine kararlaştıracak ve toplantının ardından bir açıklama gerçekleştirecek. Vanuel.